Merhaba arkadaşlar, yine bir Game of Thrones bölümünde sizlerleyim. Bugün yine size 3 tane oyun tanıtacağım. İlk oyunumuz Akinator. Akinator mudur, Akinator mudur bilemedim ama böyle sanki i'nin noktası böyle bir kayıp gibi insanlar Akinator diye okuyor böyle. Bu oyun aslında tam böyle oyun gibi de değil, bir uygulama gibi ama eğlenceli bir uygulama. Böyle fal tarzı işte böyle insan şaşırtıcı bir şey. Yani tam tuvalet mi bilemedim şu an ama işte birazcık geyik yapabilirsiniz bu oyunla. Hani çünkü çok merak ettiğinizden değil yani ünlü karakterleri bulmak ya da onun bulması. Şimdi fal gibi de bir şey böyle cin gibi, büyücü gibi böyle tahmin ediyor kafanızdaki şeyi sıçarken oynuyoruz. Çarpılmayalım. Onu da artık bakacağız birazdan. Şimdi birazcık oyunu anlatayım size arkadaşlar. Bütün platformlarda var oyun dediğim gibi. iOS, Windows Phone, Android, hatta BlackBerry'de bile var. Bir de ücretli, bilmiyorum ne gerek var gerçi ama işte biraz 4 lira 5 lira arası bir oyun neredeyse bütün platformlarda. Artık sizin tercihleriniz. Hadi diyoruz arkadaşlar. Şimdi aklımızdan bir karakter tutacağız. Ben Şahin K diyorum. Bakalım bulabilecek mi? Karakteriniz erkek mi diye bir soru soruyor. Şimdi bu ne soruyorsa cevap vereceğiz bu kadar. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin hiç evlenmiş miydi? Yani bilmiyorum ama sanırım bir porno yıldızı hiç evlenmemiştir. Karakterin Türk mü? Tabii ki evet. Karakterin şu an 30 yaşından büyük mü? Tabii ki evet. Karakterin porno oyuncusu mu diye direkt geldi 30 yaşında ve evlenmemiş. 30 yaşının üstünde bir erkek direkt pornocuymuş gibi bana burada hemen şey yapıyor arkadaş. Karakterin zayıf mı? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Allah'ım düşünüyor bir de ağzında ıslık çalıyor sakalının, cücüğünün s**imin. Karakterin porno oyuncusu mu? Bunu sormuştu zaten. Neyse biz bir daha evet diyelim. Tadadadam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şahin K. Merhaba Şahin K. Bir kere daha doğru tahmin. Pıh pıh pıh. Evet. Ya Allah'ım şu cücük sakalına bak ya. Beyler size sesleniyorum buradan. Lütfen şu cücük sakalı bırakmayın. Çok çirkinsiniz ya. Hatta ölün yani. Hatta bu sakalı bırakın çocuğu olmasın ya. O da çok çirkin olacak muhtemelen. Daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ve bir de Sabri Reis'i soralım bakalım bilebilecek mi? Tipe bak ya. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. O eller ne a**ayım ya. Sanki Bill Gates'i soruyoruz. Karakterin sahnede şarkı söylüyor mu? Üçlü çektiriyor. O sayılıyor mu bilmiyorum ama. Hayır tabii ki. Karakterin bir dizi oynadı mı? Hayır. Karakterin seni bizzat tanımakta mı? Yani bilmiyorum ettiğim küfürlerden bir hani ona bir şeyler gitmiş midir ama hayır diyelim. Karakterin futbolcu mu? O ellerle a**ayım kafana ne yapıyorsun ya? Karakterin Galatasaray'da mı oynuyor? Ah ah evet. Karakterin lakabı reis mi? Bunu da bilmeseydin zaten. Karakterin bir topu Ay'a gönderdi mi? Tabii ki. Ay'a göndermediği top var mı diye sorsaydın olurdu. Düşünüyorum Sabri Sarıoğlu. Evet teşekkür ediyoruz tipini s**tiğimin. Bu arada tipini s**tiğim dedim de arkadaşlar tabii ki de reize laf yok. Cücünü s**tiğimin sakallı herifine söyledim. Evet arkadaşlar bu oyunun fiyatını söylemiştim hatırladım kareli. 4-5 lira arası değişiyor bütün platformlarda. Yeni oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. İkinci oyunumuz adı Minigore 2 Zombies. Bu zombi oyunları son zamanlarda büyük oranda artış gösterdi. Evet arkadaşlar bu oyun Android ve iOS'ta var. Android'de beleş, iOS'ta da 4 lira 29 kuruş gibi bir ücreti var. Oyuna başlayalım isterseniz. Şöyle bir hareket etme tuşu var. Burada da bir işte elinde hangi artık bıçak mıdır, kılıç mıdır, testere midir, ne varsa onu kullanmaya yönelik bir tuşu var. Bir de bunun bir modu var. İşte istediğiniz kadar basabildiğiniz zaman kullandığınız bir mod. Bir de basılı tuttuğunuzda sürekli çalıştığı bir mod var. Şurada gördüğünüz havada asılı duran şey dükkan. Onun altına giriyorsunuz. Bayrağı değdiğiniz zaman
eğer paranız varsa. Çünkü bu zombileri öldürdükçe altın topluyorsunuz. Yani böyle beyne doyamıyorsunuz yani, o derece söyleyeyim size. Sürekli böyle etraftan, sağdan, soldan, garip hayvanlardan oluşan işte çeşitli yaratık tipli zombiler var. Arkadaş, bu zombilerden de ne ekmek yediler yani, bu şey diziyi falan biliyorsunuz, Walking Dead. Ondan sonra I Am Legend, Will Smith olsun. Koştur koştur. Nerede zombi var? Hepsini yapmaya başladılar yani. Ortalık şu an zombi oyunu kaynıyor. Tipleri falan ne kadar değiştirebilirlerse değiştiriyorlar. Hepsinden ekmek yiyorlar. Şimdi bunlar böyle şey gibi, Lego gibi. Ama çok sevimliler. Zaten telif hakkı denen şey de yok. Adamlar ölü yani. İstediği yerde, istediği şekilde çatır çutur kullanıyorlar. Böyle de sömürülmüş bir karakter görmedim ben daha da. Daha da görmeyeceğiz yani. Çünkü devam edecek. Bunun sonu gelmeyecek herhalde. Ama benim... Bu arada Left 4 Dead biliyorsunuz, bir tane arkadaşım ya o kadar çok oynuyordu ki artık kafayı sıyırdı, yaktı yani. Sabah uyanamayan arkadaşını zombi alıp sopayla dövüyordu. Bu kadar gaza gelmeyelim arkadaşlar. Yani zombilere de sesleniyorum buradan. Hakkınızı yedirmeyin. Bu kadar beyin yemek istiyorsanız kemer altında Söğüşçü Cimbom var. Reklam almıyorum bu arada. Gerçekten sevdiğimden diyorum. Oraya gidebilirsiniz. Aynı zamanda buradan teknolojiye atarlanan adama da sesleniyorum. Eskişehir'den Kütahya'ya trenle Left 4 Dead oynamaya giden sevgili arkadaşımız. Sana da buradan selam çakıyorum. Bu zombiler öldür öldür bitmiyor. Biz diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki ve son oyunumuz adı Ninjump Smash. Bu Ninjump Smash, Ninjump'la karıştırılmasın arkadaşlar. Ninjump ayrı, Ninjump Smash ayrı. Diğeri iki platformda var. Bu sadece iOS'ta var. Belki Android'e de gelmiştir. Ama beleş. Gördüğünüz gibi çok sevimli bir göbekli ninjamız var. Böyle kafa atarak, duvarları kırarak koşturuyor. Yalnız bunun bu göbeğine götüne dayanarak nasıl ninja dediniz anlamadım. Bu bildiğiniz sumocu. Oha, ben bu duvarı kıramıyorum resmen ya. Lan senin ninja yapan heriflerin ben a**ına koyayım. Kafana siktir boktan bir maske taktılar diye ninja mı oldun? Ya arkadaş, ye de sonra s**mayı unutma yani. Bu göbek nedir ya? S**m oyunu reklamlar oynatmadı. İşte bu beleş oyununu da yapacak bir şey yok. Yalnız gerçekten şu anda ilerleyemiyorum. Yani bunun sonu gerçekten... Nereye varacak bilmiyorum ama evet, şöyle birazcık koşalım diyeceğim. Yok koşamıyorum yani. Böyle kötü zaten bende de olsa koşamazdım yani. Buradan feyiz alacak arkadaşlar vardır umarım. Gördüğünüz gibi bu gerçekten kafasıyla kırıyor. Bu kadar da saçma bir şey olamaz. Bence o göbeği dayasan daha kolay kırarsın yani. Hayır arkadaşım, bir de sen ne bok yemeye koşturuyorsun ya. Git otur. Otur böyle yoga moga bir şeyler yap yani, Hindistan'da bir şey, bilmiyorum artık. Ya da sumo, bir de seviniyor Allah'ım, duvarı kırdı diye havalara zıplıyor ya, tövbe estağfurullah. Bak triplere bak. Arkadaşlar bu oyunun gerçekten sonu yok yani. Kendinizle yarışıyorsunuz zaten. Ben daha bunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama yumruk atarken biraz havalanıyor bu. Fena olmuyor bak, biraz oynadım ya. Bak neler yapıyor. Artık daha fazla oynayamayacağım. Senin o göbeğini daha fazla seyredemeyeceğim. Bu arada videonun altına yorum yapan Murat arkadaşımıza da buradan selam çakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yorumlarda bulunursanız hepinizi anarım. Öyle giydirmekle olmuyor arkadaşlar. Bu arada göbek demişken bunu hiç boşlamayalım arkadaşlar ya. Gerçekten bu acayip can sıkıcı bir şey. Böyle ayaklarımızın ucunu göremememiz falan. Hani... Gerçi bunu erkek kadın diye de ayırmamak lazım ama buradan sürekli size giydiriyorum, kusura bakmayın. Sevgili hemcins arkadaşlarım da aynı dertlerden muzdaripler. Yeter ama senin de göbeğini s**ken. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin. Görüşmek üzere.